Rafael güneşlenmek için uzanıyor. Dilan Çiçek Deniz ise cep telefonuyla kendi fotoğrafını çekiyor. Dilan Çiçek Deniz tekrar sevgilisinin yanına geçiyor. Güzel oyuncu telefonunu bu kez ayna yerine kullanıyor ve kameraya bakarak saçlarını düzeltiyor. Bodrum turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Ünlü oyuncu İpek Erdem de Bodrum'da. Denize girerken görüntülediğimiz hanımefendi de Dilan Çiçek Deniz gibi siyah bir bikini tercih etmiş. Yan güzel oyuncu Hande Ateizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla Bodrum tatiline devam ediyor. Kameralarımız Aydoğdu ve Leon takılıyor. Arka arkaya iskeler. Bu arada kendilerini görüntülediğimizin farkına varan ufaklık bize uzaktan el sallıyor. Aydoğdu denizden çıktıktan sonra iskeleye bu kez mavi bikinisiyle Hande Ateizi geliyor. Fitlik konusunda Hande Ateizi'nden geri kalmayan ünlü oyuncu Berrak Düzünataş ise Murat Boz'la aynı otelde konaklı bir teknede ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Orhan Gencebay'ın mutluluğuna ortak oluyoruz. Doğum gününü sevilen sanatçının yakın dostu Özcan Sezer'in organize ettiğini öğreniyoruz. Valla en son Başakşehir'de forma giyen Şener Özbayraklı'nın evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Göçek'te ailesiyle birlikte yeni bir hayata başlayan güzel oyuncu şimdilerde 3 yaşındaki oğluyla birlikte Marmaris'te tatil yapıyor. Hal böyle olunca biz de soluğu Marmaris'te alıyor ve anne oğlu plajda görüntülüyoruz. Yüzmeyi yeni öğreniyor ki biraz tedirgin. Çilan Makal suyun içinde çığlık atan oğlunu yüzme konusunda cesaretlendiriyor. Bu keyifli anların ardından bir araya geldiğimiz Çilan Makal'a Göcek'teki hayatının nasıl gittiğini soruyoruz. Evet, yerleştik ama tabii İstanbul'da da bir evimiz var ama şu an buradayız ya, çok güzel. Görünen o ki güzel oyuncunun İstanbul'a dönmeye hiç ama hiç niyeti yok. Bir ay oldu biz geleli. Hani şey düşünüyordum, bir hafta sonra İstanbul'a dönerim diye düşünüyorum ama şu an İstanbul gözümde böyle gri, sisli, trafikli, hiç gidesim yok. Çilan Makal'ın Göcek'i bu kadar sevmesinin nedeni ise bakın ne? Her gün deniz, kum, güneş, küçük bir yer, her şey elinin altında. Çok tatlı, çok güzel insanlar var. Çok güzel bir sosyal ortamımız var, arkadaşlarımız var. Yani sürekli tatil modu, tam benlik. Evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Çilan Makal çalışmayı özlediğini itiraf ediyor. Valla ben de özledim. Var mı okuduğum bir şeyler? Ya görüşüyoruz bazen. Güzel geçiyor. Bir ay geride kaldı şu an, her şey yolunda, çocuk da alıştı. İstanbul'daki evimiz de tamam. Yavaş yavaş başlayabilirim. Peki İstanbul'a kıyasla Göcek'te yaşam pahalı mıydı? Yaşam İstanbul'a göre daha uygun. Ya her gün restoranlarda yemek yemezsen her şey daha uygun geliyor bana İstanbul'a göre. Güzel oyuncunun mutfakla arası iyidir umarız. Ya benim hiç mutfakla aram yok. Çok basic şeyler benim. Yemekleri Şener Bey mi yapıyor yoksa? Şener de yapmıyor. Bazen ben yapıyorum. İşte bazen dışarıda yiyoruz. Havanın kararmasıyla birlikte tekrar Bodrum'a doğru yola koyuluyor ve bir mekanda sahne alan Alişan'ın yanına geçiyoruz. Sahne öncesinde bir araya geldiğimiz Alişan, gece kulüplerinde sahneye çıkmayı sevmediğini belirterek giriyor söze. Ya beni böyle yerlerde biliyorsunuz çok fazla göremiyorsunuz. Ben daha çok festivaller, ondan sonra özel organizasyonlar, işte konserler falan oluyor. 27 yıl oldu ama 27 yıldır maalesef çok fazla sevemedim. Burası özel bir yer benim için. Bu yaz boyu da tek boş olan cumartesiydi. Böyle değerlendirmek istedik. Alişan'ın gece kulüplerinde sahne almamasının başka bir nedeni daha var. Birkaç gece yaptım. Yani bir de uykum geliyordu yani sahnedeki. Hani çok alışık değilim. Dünya alışık değil. O yüzden herhalde. Peki teklif gelse geri mi çevirecekti? Yapmam, tabii ki yaparım. Sonuçta ekmeğimiz. Eğer yapmam gerekirse yaparım. Yani her şeyi yaparım. Hiç önemli değil. Sıcak havalar malum. Alişan'a Diyarbakır'da sıcak havadan bunalan ve suya girdikten sonra titreyerek röportaj veren sevimli bir çocuğu taklit ettiği komik videosunu da soruyoruz. Abi sıcaktır geldi bura. Abi sıcaktır geldi bura. Abi ne yapalım? Sıcaktır.
O çocuk kışın girmiş. Evet. Bir de yani. Kışın girdiği için öyleymiş. Ben yazın girdi zannediyordum. Öyle ama Diyarbakır'ın yazı gerçekten öyle. Öyle ben de öyle bir yapayım dedim ya. Uzun zamandır öyle bir şey yapmamıştım. Öyle bir yapayım dedim. Çok baktım her yerde girdi yani haber alalım. Hakkında cimri olduğuna dair iddialar atılan Alişan'a Çeşme ve Bodrum pahalılığı hakkında ne düşündüğünü soruyoruz. Ben alışverişimi İstanbul'dan yapıp geliyorum. Ben bagaja doldurdum. Ben bugüne kadar 3 kere işte arabayla gittim geldim İzmir'e. Üçünde de büyük marketler var, isim söylemeyeyim, reklam olur. Oradan pick-up'ın arkasını doldurup öyle geliyorum. İnan bana daha Çeşme'de hani dondurma ve şey haricinde başka bir şey almadım. Berdan Mardini, popçu küpe takar, türkücü takım giyer diye bir şey yok. Bu kalıplardan çıkmak istiyorum artık demişti. Alişan, meslektaşının bu sözlerine hak verecek mi bakalım? Bunu bana da söyledi. Ben de dedim ki, utanmıyor musun? Küpeyi takıp dedim. Türkçüler uzun ağır mı söyleyeceksin dedim. İnşallah o kadarla kalır yani kırar. Kırmasın abi. Kırmasın. Alişan esprili açıklamasının hemen ardından Berdan Mardini'ye bu konuda net bir cevap veriyor. Bana bak bana ters gelen şeyler ama kim ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmiyor. Röportaj sonrası sahneye çıkan ünlü şarkıcı kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşatıyor.